açıkçası 2019 ülkemiz adına çok kolay bir yıl olmadı, herkesin bildiği gibi. Zorlayıcı bir yıl oldu. İstihdam yaratmaya çalıştık, katma değer yaratmaya çalıştık. Ancak iç dinamikler artı dış dinamikler, ülkenin politik durumu bizi etkiledi bu anlamda. Ama her zaman düşündüğümüz bir nokta, dezavantajları fırsata çevirmek. Krizler en fazla fırsata çevrilen dönemler olmuştur. Biz de bu yılı en iyi şekilde fırsata çevirmeye çalıştık. Bununla ilgili de doğru yatırımlar yaptığımızı düşünüyorum. 2020 yılında bizim ağırlıklı düşündüğümüz kurumsallaşma yönünde ilerleme. Kurumsallaşmaya yönelik biraz daha IT ve insan kaynaklarına önem verme, biraz daha dijitalleşme yönünde ilerleme. Bildiğiniz üzere ülkemiz artık dijitalleşmeye önem vermeli ve biraz daha insana bağlı değil, sisteme bağlı ilerlemek, backup almak, herkese backup'ı götürüp kişi üzerinden değil de iş üzerinden yürütebilmek, biraz daha multinational olabilip farklı ülkelere açılabilmek. Holding adına konuştuğumuz zaman Kadıoğlu Holding akaryakıttan otogaza, ihracattan işte sanayiye, bir yerde inşaattan gıdaya, enerjiye, birçok sektörde farklı markalar da var. Bizim amacımız da açıkçası ihracat tarafında özellikle biraz daha farklı ülkelere ihracat açılımı yapıp daha multinational olmak, daha geniş kavramda ilerlemek istiyoruz.